Çanakkale'de çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı Bin Pınarlı İda olarak geçen, Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda bölgede yeterli yağış olmaması sebebiyle yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı. Bayramiç Barajı'nda yağışların yeterli olmaması sebebiyle oluşan kuraklık drone'la görüntülendi. Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye'de barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık Çanakkale'deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçelerinde bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı Bin Pınarlı İda olarak geçen Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç Barajı'nda da su seviyesi ciddi oranda düştü. Yeterli yağmur yağmadığı için Bayramiç Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip barajda yaklaşık 10 milyon metreküp su kaldı. Bayramiç Barajı'nda yağışların yeterli olmaması sebebiyle oluşan kuraklık drone'la görüntülendi. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Bayramiç Barajı'nın bölgenin en güçlü, en potansiyeli yüksek ve en çok su tutma kapasitesine sahip barajlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Bayramiç Barajı'nın su seviyesinin şu anda %10'lara düştüğünü ifade eden Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, sözlerine şöyle devam etti. Bayramiç Barajı bölgemizin en güçlü, en potansiyeli yüksek, en çok su tutma kapasitesine sahip barajlarımızdan bir tanesi. Şu anda seviyesi %10'lara düşmüş durumda. Bunun sebebi de şu anda özellikle işte Ekim-Kasım aylarında beklediğimiz bu sonbahar yağışlarının zamanında olmaması. Bundan dolayı ciddi şekilde barajlarımızdaki doluluk oranlarının düşmüş olduğunu görmekteyiz. Yalnız bu noktada çok sıkıntıya düşürecek ve çok tedirgin olacak daha ortada bir şey yok. Çünkü geçmiş yıllarda da defalarca bu barajın bu seviyelere, hatta bu seviyelerden daha aşağılara indiği dönemler olmuştur. Ama yağışlar başladığında, istediğimiz yağışlar düşmeye başladığında biz bu barajın, yaklaşık 100 milyon metreküp su alan bu barajın 20 günde, bir ayda üzerinden taştığını, doluluk oranının %100'e tamamladığı dönemleri de bilmekteyiz. Ondan dolayı şu anda ciddi şekilde bölgemize yağmur düşmemesinden dolayı doluluk oranımız ciddi şekilde düşük durumda. Ancak önümüzde işte beklediğimiz şu günlerde oluşacak yağışlarla beraber yavaş yavaş dolmaya başlayacağını, yeni üretim sezonunda doluluk oranının oluşacak yağmurlarla beraber %100'lere ulaşacağını ve üreticilerimizin yine aynı şekilde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu barajdan faydalanacakları sularla ciddi şekilde bölgemizde bir üretim yapacağını öngörmekteyiz.